Bir yanda birbirinin tamamen zıttı iki karakter. Diğer yandaysa NBA'in vaat edilmiş toprakları Los Angeles. Tabii burada Clippers'tan değil, Lakers'tan bahsediyoruz. Bu şehir ve bu takım için kusursuzluğun altında hiçbir şeyin başarı kabul edilmediği bir kültür söz konusu. Bir tarafta basketbolla ve kendisiyle fazla takıntılı, aşırı motive bir karakterden bahsediyoruz. Bu kötü bir şey değil. Sadece etrafındaki insanlar için yorucu. Diğer taraftaysa olağanüstü atletik özellikleri olan ama çalışmayı, hayatı biraz hafife olan ancak buna karşılık cüssesi kadar büyük bir egosu olan bir devden bahsediyoruz. Bu video meşhur Kobe ve Shaq çekişmesi hakkında. Duymamış olmanıza imkan yok. Lakers'ın 2000'lerin başındaki en şaşalı dönemlerinde tarihin en dominant ikililerinden Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal ikilisi bir yandan Lakers'ı three-peat'e yani üst üste 3 şampiyonluğa taşırken bir yandan da kendi aralarında bir kavgaya tutuşmuştu. Shaq, Kobe henüz liseden mezun olup NBA ile tanışmadan önce kendini kanıtlamış bir All-Star'dı. 95 yılında doğuda Orlando ve oyun kurucu Penny Hardaway ile birlikte Hakeem Olajuwon'un Rockets'a karşı final oynamış ve seride süpürülmüştü. Aslında kendi suçu değildi. Seriyi 28 sayı, 12.5 rebound ve 6.3 asist gibi istatistiklerle tamamlamıştı. The Dream yani Hakeem acayip bir adamdır. Yine Hall of Famer Clyde Drexler'da. Ancak Houston serinin ilk maçında yerleri süpürürken Houston gardı Kenny Smith bir üçlük makinesine dönüşmüş, Orlando gardı Nick Anderson ise karpuz atar gibi faul atmaya başlamıştı. Serinin ilk maçında son çeyrekte Houston lehine dönen momentum genç Orlando takımı toparlanamayınca son maça kadar gitmişti. Shaq ve Penny sonraki yıl Doğu finalinde bir önceki yıl pasını atmış Jordan'ı karşısında buldu. Ve bir kere daha süpürüldüler. Sezon sonunda Shaq'in kontratı bitince olası bir hükümranlığında sonu geldi. Zaten Penny o yıldan sonra sürekli sakatlıklarla boğuşacak. Magic Johnson'ın zamanında ona baktığımda kendimi görüyorum dediği adamdan eser kalmayacaktı. Shaq ve Penny ikilisi çoğumuzun içinde kalan bir ukdedir herhalde. Orlando'dan ayrılmaya karar verince Shaq o zamanlar için devasa bir kontratla 7 yıl için 121 milyon dolar karşılığında Los Angeles Lakers'ın yolunu tuttu. Lakers bir yıl önce 53 maç kazanmıştı. Kötü bir takım değillerdi. Kadroda Nick Van Exel, All-Star Cedric Ceballos ve John Chaney'nin koçluğunda Temple Üniversitesi'nin müthiş savunma takımlarında oynayan skorer guard Eddie Jones gibi oyuncular vardı. Aynı yıl GM Jerry West, Vlade Divac'ı Kobe Bryant'ın draft hakları karşılığında Charlotte Hornets'a takas etmişti. Daha önceden hiçbir NBA takımı draftın ilk turunda liseden guard pozisyonunda oynayan bir oyuncuyu draft etmemişti. Kobe'nin çok iyi tahmin ettiğiniz gibi ilk andan itibaren kendine aşırı bir güveni vardı. Basketbolla takıntılıydı. Başka şey konuşmuyordu. Hazırlık maçlarında müthiş performanslar sergiledi. Ancak Eddie Jones'u kesecek kadar iyi değildi. Zaten o dönem oyuncuların çoğu hazırlık maçlarında hafife alırdı. Lig başlayınca Kobe bench'e mahkum oldu. Sezonu da ortalama 15 dakika süre alarak bitirdi. Diğer tarafta Shaq bireysel açıdan iyi bir sezon geçirdi. Ancak bir önceki sezonu etkileyen sakatlıklar bu sezona da damga vurdu. Shaq 31 maç kaçırdı. Ancak playofflar için hazırdı. Ne var ki henüz Lakers hazır değildi. İlk turu geçseler de batı yarı finalinde Utah'a 4-1 kaybettiler. Sonraki sezon Kobe yavaş yavaş parlamaya başladı. Sezonun başlarında birer maç arayla Dallas'a 30, Chicago'ya 33 sayı attı ve biraz da popülaritesi sayesinde All-Star seçildi. Shaq yine 22 maç kaçırdı ancak sezonu 28.3 sayı, 11.4 rebound istatistikleriyle bitirdi. Takım yine Utah'a, bu sefer de batı finaline kadar yükselip 4-0 kaybetti. Bir sonraki sezonsa meşhur lockout sezonuydu. Ve Shaq ile Kobe arasındaki gerilimin yükseldiği ilk sezonda buydu. Takımın ikinci skor opsiyonu olan Kobe artık ilk 5 başlıyordu. Her ne kadar bireysel istatistikler açısından lider Shaq de olsa Kobe'nin popülaritesi artmıştı. Örneğin bazı bölgelerde forma satışlarında Shaq'i geride bırakıyordu. Bu tam olarak asla doğrulanmadı. Ancak Shaq'in durumdan rahatsız olduğu söylenir. Ancak gerçek manada bir sürü liderliği için henüz erkendi. Lakers o yıl yine playofflara kaldı. Bu sefer de bölüm sonu canavarı sezonu şampiyonlukla noktalayacak olan Spurs'e 4-0'la elendiler. Shaq'li Lakers 3 sezonda da playoff'a kalmış, elendikleri serilerde 12 maç kaybederken sadece bir maç kazanabilmişlerdi. Yeteneklilerdi ancak kazanacak düzeyde değillerdi. Bunun için daha fazla deneyime, belki Kobe'nin de biraz daha olgunlaşmasına ihtiyaçları vardı. Ama daha da önemlisi Del Harris ve Kurt Rambis'ten daha iyi bir koça ihtiyaç vardı. Böylece 99-2000 sezonu için kapıdan 5 yıllık bir kontratla
Jordan'ın şampiyonluklarının paydaşı Zenmaster Phil Jackson girdi. İlk sözü ise top Shaq'e gidecek. Hem kendisi hem de takım için en iyisi bu oldu. Jackson, Shaq'e hücumda topu dağıtma görevini de veriyordu. Jackson'la birlikte doğal olarak yardımcısı, üçgen hücumun mucidi Tex Winter da vaat edilmiş topraklara gelmişti. Özünde üçgen hücumda, oyuncular yani topun olduğu tarafta strong side'de bir üçgen kuruyor. Bunu oynayabilmek için iyi bir dış skorere, iyi post-up yapan bir uzuna veya alternatif olarak yüzü dönük oynayabilen uzunlara ve iyi pasörlere ihtiyaç var. Mesela Chicago'nun sistemini düşünürseniz yedekten gelip 4 numara oynayabilen, yüzü dönük oynayabilen Tony Kukoc veya Dennis Rodman hücumda etkisiz görünse bile sistemi çok iyi anlayan, hücumu çok iyi anlayan çok iyi bir pasördür Rodman'da. Lakers'ın elinde ligin en iyi alçak post skoreri vardı. Ve Phil Jackson'ın sezon başında söylediği lafla aslında ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Lakers'ın oyununa olumlu yansıyan ve Shaq'in aslında istatistik kategorisine olumlu yansıyan bir şey vardı. Shaq 2.3 asisten top kaybında fazla bir oynama olmadan 3.8 asiste çıkmıştı. Ancak bireysel başarılar bir yana, dediğimiz gibi o sezon en önemlisi ilk şampiyonu ve takım başarısını getirecekti. Ancak öte yandan Kobe ve Shaq arasındaki gerginliğin ilk tohumları da o sezonda atılacaktı. Türkiye'nin en yüksek hacimli kripto para işlem platformu Paribu, kullanıcılarına hızlı, güvenilir ve kolay kripto para işlem hizmeti sunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerin resmi taraftar tokenlarında alınıp satılabildiği Paribu'da 7/24 işlem yapılabiliyor. Lakers, Jordan'dan boşalan ligin yeni sahiplerini beklediği dönemin Spurs sonrası ilk şampiyonu olmak için yola koyuldu. Normal sezonu 82 maçta 67 galibiyetle tamamladılar. Shaq maç başına 29.7 sayıyla sayı kralı ve MVP oldu. Kobe'nin de ağırlığı artmış, sezonu 22.6 sayı, 6.3 rebound ve 4.9 asist ortalamalarıyla bitirmişti. Konferans finalinde Portland serisi 3-3'e geldi. Serinin son maçında Lakers son çeyreğe 71-58 geride girdi. Kısır geçen maçta 13 sayı ciddi bir farktı. Ancak Lakers 25-4'lük muhteşem bir seri yakaladı. NBA playoff tarihinin en dramatik geri dönüşlerinden birisi de bu maç olsa gerek. Kobe'nin Shaq'e verdiği alley-oop pası NBA belgesellerinin en ikonik karelerinden birisi olarak hafızalardaki yerini aldı. Herhalde Kobe ve Shaq mirasını anlatmak için tek bir kare seç deseler bu anı seçerdim. Ancak her ne kadar sahada ikonik bir birliktelik varmış gibi görünse de işin perde arkası biraz farklıydı. Şunu da söylemek isterim. O seriyi kaybeden yaşlı Pippen, yaşlı Sabonis, yaşlı Steve Smith, Damon Stoudemire ve genç Rashid Wallace'la Portland takımı benim herhalde gençliğimin favori takımlarından birisidir. Ama onlara girmeyeceğiz tabii. Biz Kobe ve Shaq'ten devam edelim. Lakers finale kalıp Indiana'yı 4-2 ile geçti ve şampiyon oldu. Shaq sezon içinde bir basın toplantısında Kobe fazla bencilce oynuyor dedi. Ki bu Kobe'nin stili açısından son derece kritik bir eleştiriydi. Jackson Kobe'nin inisiyatif almasından memnundu. Ancak Shaq örneğin All-Star maçı antrenmanlarında Kobe taklitleri yapıyordu. Tex Winter Shaq'i bir odaya alıp Bryant'ın hücumdaki rolünün önemini anlatan videolar bile izletti ama nafile. Olay basketbolun ötesindeydi. Alfa Kurt sürü liderliğine aday olan rakibini sindirmeye çalışıyordu. Temel insan refleksi. 2001 sezonu öncesi kampa Shaq fazla kilolarla formsuz şekilde geldi. Öte yandan Kobe bütün yaz oyun üstünde çalışmıştı. Sezon başladı ve birlikte oynadıkları 5 senenin ardından ilk defa topu eşit şekilde paylaşmaya başladılar. Artık 22 yaşındaki Kobe için bizim andığımız manadaki Kobe olmuştu diyebiliriz. Jackson haklı olarak çıkış yapan Kobe'yi övüyor, Shaq ise meseleyi tam manasıyla kişiselleştiriyordu. Lakers'ın sansı farklı yendi. Kobe'nin 38, Shaq'in ise 18 sayı attığı bir maçın ardından Shaq takasını istedi. Takımın müthiş bir potansiyeli ve gelecek yılları domine etme fırsatı vardı. Ancak dediğimiz gibi Shaq mutlu değildi. Phil Jackson basına bu tartışmayı çocukça bulduğunu söylüyor, takım oyununu ön plana çıkartmaya çalışıyordu. Kobe de artık kılıcını çekmiş, kaybedilen maçlarda savunmayı, yani özetle Shaq'i suçluyordu. Genç Kobe bir röportajında ne kadar sayı attı, savunma performansını etki etmemeli deyince Shaq kükredi. Buradaki asıl köpek ben değilsem bu evi korumam. Bu kadar basit. Sonra araya Jerry West girdi. Will Chamberlain ve Elgin Baylor'la oynadığı günlerden örnekler verdi. West, bizim de aramızda kişisel rekabetler vardı ancak Shaq'in bebek gibi davranmayı bırakıp takımın başarısını ön plana alması gerekiyor diyordu. Bu çağrı Shaq'i uykusundan uyandırdı. Big Aristotle, ki bu yüzlerce lakabından sadece birisi, Kobe'nin sakatlıklarla boğuştuğu sezonun son bölümünde 11 maçta 33.7 sayı ortalaması yakalayarak vites yükseltti. Bu momentum, biz olumlu rüzgar diyelim, playofflara da yansıdı. Kobe'nin dönüşüyle beraber takım müthiş bir performans göstererek finale kadar tüm rakiplerini süpürdü.
Finalde rakip Iverson hariç sadece savunma özellikli, yeteneği kısıtlı oyuncularla oynayan Philadelphia Sixers'tı. Aslında Lakers hiç maç kaybetmeden de şampiyon olabilirdi. Ancak serinin ilk maçında Iverson, Kobe'nin 15 sayısına karşılık o zamanlar için absürt bir performansla 48 sayı atınca Sixers bir şekilde kazandı. Ancak diğer 4 maçı Lakers kazandı ve toplamda 16 maçta 15 galibiyetlik bir performansla şampiyon oldu. Lakers ve Sixers serisi tam olarak güzel ve çirkin hikayesiydi. Tabii ki burada Iverson'dan da bahsetmek istiyoruz ama dağılmadan Kobe ve Shaq'ten devam ediyoruz. Bir takım kazanıyorsa ve yıllarca kazanma potansiyelini sergiliyorsa ve buna karşılık takım içinde muhakkak çekişme olacak. Ama bu kadar ayyuka çıkan çocukça tartışmalar varsa bu toksik bir duruma işaret eder. Özellikle de bu tartışmaların insan idare etme konusunda usta Phil Jackson gibi, yani başarılı da bir koçun altında yaşandığı düşünülürse. Şu ana kadar hep Shaq mızmızlanıyor gibi gösterdik ama Kobe de zor bir adam. Aşırı kendini motive, Jordan'ın, Selefi Jordan olan ve takım arkadaşlarını hırpalayacak kadar olayı ileri götürecek bir adamdan bahsediyoruz. Kobe'nin kazanma takıntısı vardı ve gerekirse bunun için işte 24 saat idman yapardı. Ancak bu kişilik her ne kadar iyi liderlik vasıfları gösterse de aslında genç bir oyuncu için hani takım arkadaşları gözünden baktığınızda çok da ideal bir kişilik özelliği değil. Kobe'nin birazcık daha bu otoriteyi sağlamak için büyümesi gerekiyordu. Bu arada bunlar bence iyi liderlik özellikleri, ancak 22 yaşındaki birisi için çok fazla yoğun yani. Shaq gibi başarılı bir adamın 3 kez finaller MVP'si olmuş bir adamın kaldırabileceği bir karakter özelliği değil Kobe'ninki. Öte yandan Shaq'i eleştirmek gerekirse o da atletik özelliklerinin mirasını yiyordu. Birçok yerde Shaq ben atlet değildim diyor ama tamamen sallıyor çünkü o kuvvette, o çabuklukta oynayabilecek başka bir uzun o kapasitede ligde hiçbir zaman olmadı. Hani fiziksel üstünlük açısından belki zamanında Will Chamberlain'ın rakiplerini kurduğu üstünlükle kıyaslanabilir bu. Ancak iş liderlik etmeye ve erkek egosuna geldiğinde ikisi de geri adım atmıyor. Burada prensiplerinden ödün vermiyorlar. Olay şakayla karışık da olsa, ki her şakada bir gerçek payı vardır derler, Shaq'in Kobe'yi ölümle tehdit etmesine kadar gidiyor. O dönemki bakış açısını yakalamaya çalışarak takım halen net şekilde Shaq'in takımıydı diyebiliriz. Shaq 2000 sezonu MVP'si, yine 2000 ve 2001'de kazanılan şampiyonluklarda da finaller MVP'siydi. Ayrıca genç olan tarafta Kobe'ydi. Başarısızlık halinde sorumluluk da yine Shaq'in omuzlarındaydı. Ancak popülarite açısından bir gardın oyunu insanlar için daha heyecan vericidir. Maçları kazanma ve bitirme açısından oyunu postta dar alanda oynayan bir uzunla bir gardın yapabilecekleri arasında çok fark var. Bir kere uzunların oyuna etki edebilmeleri için gardlardan top almaya ihtiyaçları var. Bu bile psikolojik bir sınır. Lakers 80'lerin başında Kerim Abdul-Jabbar'ın takımıyken hızla Magic'in takımına dönüşmüştü. Larry Bird forvetti ama guard gibi oynayabiliyordu. Jordan zaten Kobe'nin selefiydi. Takımın tartışmasız lideriyken şampiyonluk yaşayan tek uzun Hakeem Olajuwon'du. Onun da yanında Kobe gibi liderlik kavgasına girişeceği birisi yoktu. Kimileriniz Duncan diyebilir. Ancak Tim Duncan içe dönük bambaşka bir karakterdi ve hücumda topun daha eşit dağıtıldığı Spurs takımlarında oynuyordu. Lakers bir sonraki yıl yine şampiyon oldu. Sezon içinde bir önceki yıla kıyasla büyük gerginlikler yaşanmadı. Ancak Sacramento Kings'e karşı oynanan batı finali belki bu üçlemenin en zor serisiydi. 5 maçın ardından Chris Webber, Peja Stojakovic, Vlade Divac ve Mike Bibby'li Sacramento 3-2 öndeydi. Shaq 6. maçta 41, 7. maçta ise 35 sayı attı. Kobe ise 30 ve 31. Lakers 2 yıldızı her şeyini verince seriyi 4-3 ile geçti. Finalde ise bir yıl önce 26 maç kazanan takımı bir şekilde NBA finallerine taşıyan Jason Kidd'in New Jersey Nets'ini 4 maçta süpürüp üçlemeyi tamamladılar. 2002-2003 sahadaki başarının durulduğu yıl oldu. Lakers kötü başladığı sezonda 5. sıradan playoff'a kaldı. Batı finalinde ise Tim Duncan'ın Spurs'a elendi. Bu sezon aynı zamanda istatistiksel açıdan Shaq'in son zirve sezonuydu. Kobe daha fazlasını kazanmak istiyor, Shaq ise kendisine iyi bakmıyordu. Artık 30'una gelmişti ve sakatlıklar oyununu giderek daha fazla etkilemeye başlamıştı. Ve böylece dananın kuyruğunun koptuğu yıllara, 2003-2004 sezonuna gelindi. Bir önceki yıl çakılan Lakers, yaşlı ama oyuna hala etki edebilen iki Hall of Famer'ı, Karl Malone ve Gary Payton'ı kadrosuna kattı. İki oyuncu da şampiyonluk kazanmak istiyordu ve kağıt üzerinde takım kimyasına olumlu katkıları olabilirdi. Ancak özellikle Malone'un tam tersi bir etkisi oldu. Buna daha sonra geleceğiz. Bir kere sezon öncesi bir felaketle Kobe Bryant'ın Temmuz ayındaki tecavüz davasıyla birlikte ilerliyor. Barut fıçısı gibi olan Kobe sezon başlamadan Phil Jackson'a eğer Shaq benim hakkımda yalan yanlış şeyler söylemeye devam ederse ben de bir şeyler söyleyeceğim diyerek yaklaşmakta olan fırtınaya haber verdi. Bir anda Kobe hem mahkeme hem de diz sakatlığı yüzünden sezon başı kampına katılmakta gecikirken Shaq basına biz tam kadro olarak kamptayız diyordu.
belki de yaşlı Malone ve Peyton etrafında şampiyonluk kazanabilecek bir takıma tek başına liderlik edebileceğine inanıyordu. Shaq bununla da kalmadı. Kobe tam olarak iyileşene kadar biraz daha fazla pas vermeli dedi. Kobe de cevabı yapıştırdı. Ben nasıl guard oynanacağını biliyorum ama Shaq'in biraz alçak post oyununa çalışması gerek. Bütün bunlar kulağa gülünç geliyor değil mi? Elde NBA'ye ambargo koyabilecek, hali hazırda 3 şampiyonluk kazanmış bir takım ve bir kadro ve 2 tane olağanüstü yetenek var. Şunu söyleyeyim. Kariyeri boyunca 4 şampiyonluk kazanmış olan Shaq bugün hep şampiyonluk sayılarından bahsediyor büyük oyuncuların. Bugünün kafasıyla geçmişe baksa aynı davranışları sergilemeyeceğine emin. Bu videodaki olayları derlerken Kobe'yi biraz fazla masum gösteren editörüme de selamlarımı yolluyorum. Kobe de zor adamdı. O da kendi yolunu çizmek, kendi MVP olmak ve kendi takımın etrafında kendi başarılarını ve kendi şampiyonluklarını kazanmak istiyordu. Ayrıca genç bir adam olarak Shaq'in antrenman etiğiyle ilgili de demedik lafı kalmamıştı. Birinin bu olayda Jordan'ın yanındaki Pippen olması gerekiyordu. Ancak kimse olamadı. Çünkü bu o kadar kolay bir şey değil. Hatta geçenlerde Pippen bile meşhur bir çıkış yaptı biliyorsunuz belki. Ben de Jordan kadar iyi bir oyuncuydum dedi. Yıllar sonra ilk defa böyle bir şey dediğini duyuyorum. Yaptığınız işte bu kadar iyi olup tarihe yazılıp birinin gölgesinde kalmak işte bu kadar zor bir olay. Ancak bu noktada 40 yaşına gelmiş, 2 NBA finali kaybetmiş Karl Malone olgun davranabilirdi. Neticesinde Shaq ve Kobe'nin yanına onların sırtından bir şampiyonluk kazanmak için gelmişti. Takıma pozitif katkısı da olabilirdi. Neden olmasın? Sonuçta bir efsaneden bahsediyoruz. Ancak bunun yerine üstünde kara bulutların dolaştığı sezona daha ilginç bir şekilde imzasını attı. İddialara göre Kobe'nin eşi Vanessa'yı yürüyerek. Maçta oynamayan Malone, Vanessa'ya telefonda gel tribünde yanıma otur ve bana sarıl gibi şeyler söylemişti. Vanessa, Malone'a kovboy çizmelerini ve şapkasını kastederek ne avlıyorsun kovboy diye sorduğunda Malone Meksikalı küçük kızlara yanıtını vermişti. Yine iddialara göre Vanessa artık bir noktada babam olacak yaşlısın diyerek olaydan sıyrılmaya çalışmış. Malone ise tıpkı gerçek baban gibi yanıtını vermişti. Bunların ne kadarı gerçektir bilinmez. Ancak daha sonradan Karl Malone'un üniversite yıllarında reşit olmayan bir kızla seks yaptığı ortaya çıktı. Aslında o noktada Kobe ve Malone ailece görüşüyordu ve Kobe onu bir mentor olarak gördüğünü söylüyordu. Yine Kobe ve Vanessa çiftinin özel hayatlarının da ne kadar çalkantılı olduğunu düşünürsek bütün bunlara bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Ancak Malone teknik açıdan yani sahadaki oyunuyla da çok mantıklı bir tercih değildi. Hala harika bir orta mesafe şutu, pick and roll'de perde koyabilecek duvar gibi bir vücudu ve rebound özelliği vardı. Ancak Shaq'in yanında Tex Winter'ın üçgen hücumu için pek de uyumlu sayılmazdı. Ve yaşı itibariyle savunmada da kibarca söylersek epey şüphe uyandırıyordu. Bütün bu zehirli takım kimyasına rağmen Lakers yetenek bolluğu sayesinde playofflarda Duncan'ın Spurs ve Kevin Garnett'le Timberwolves'u eleyip NBA finallerine kalmayı başardı. Finalde sezon boyunca absürt derecede iyi savunma yapan ve NBA'den handshake kuralını sildiren Chauncey Billups, Rip Hamilton, Rasheed Wallace, Ben Wallace ve genç Tayshaun Prince'le Detroit Pistons'la karşılaştı. 5 maçın ardından Detroit Lakers'ı adeta sahadan sildi. Hatta bir maçta Lakers 68, Kobe ve Shaq ikilisi toplam 25 sayıda kaldı. Her takım kaybedebilir. Basketbolda eşleşmelerden tutun takımların sistemlerine kadar birçok taş, kağıt, makas misali işleyen dinamik var. Lakers açısından üzücü olan bir bire getirdikleri seriden kopmaları ve şampiyon bir takımın mücadelesini göstermemeleriydi. Zaten seriden sonra Tex Winter, Shaq'i savunma yapmamakla ve sadece hücumu düşünmekle suçladı. O zamanlar bu artık bir trend olmuştu. Haklılık payı da yok değildi. Sezon sonunda Phil Jackson ayrıldı ve Shaq takasını istedi. Sebep olarak Lakers organizasyonunun tüm planlarını Kobe üzerine kurmasını gösterdi. Ama bunda zaten mantıksız bir şey yoktu. 3 kez NBA finalleri MVP'si olan Shaq artık arka koltuğa geçmeliydi. Zira genç ve diri olan Kobe'ydi. Öte yandan Kobe de Clippers'la görüşüyordu. Ancak Shaq'in Lamar Odom, Karen Butler, Brian Grant ve ilk tur draft hakkı karşılığında Miami'ye yollanmasından sadece bir gün sonra Kobe 7 yıl 136 milyon dolarlık bir anlaşma karşılığında Lakers'ta kaldı. Anlaşmayı Shaq'in ayrılmasından sadece bir gün sonra imzalaması zaten her şeyi anlatıyor. Tex Winter bu buruk veda ile ilgili olarak Shaq'in anormal kontrat taleplerinin olduğu ve Bass ailesinin bunu karşılamasının imkansız olduğu şeklinde açıklamalar yaptı. Böylece Diesel arkasında 3 şampiyonluk ve 3 finaller MVP'si bırakarak vaat edilmiş topraklardan ayrıldı. Kobe ve Shaq ikilisinin 2004 yılı Noel günü rakip olarak karşılaştığı ilk normal sezon maçı Jordan'ın basketbolu bıraktığı 98'den bu yana en çok izlenen NBA maçı oldu. Bu sona gelinmesi kaçınılmazdı. Her ne kadar bu atışmalarda gösterilen tavır, kullanılan cümleler biraz çocukça gibi görünse de burada milyon dolarlık bir iş, işte egolar var. Ve
arkada bırakacakları kariyerlerinin sonundaki mirasları söz konusu. Bu kavgaları yaparken bu ikili. Ancak işin komik tarafları da var. 2008 yılında Shaq New York City'de işte freestyle rap yapıyor ve orada Kobe'ye laf atıyor. Daha sonra 2011 yılında çıkan kitabında Kobe'yi işte şımarık takıma ilk geldiğinde şımarık davranan, kendini çok beğenmiş bir diva gibi gösteriyor. Peki ya sonra ne oldu? Ayrılıktan sonra ikili arasında böyle yıllarca sürecek bir yüzük sayısı rekabeti olacağı düşünülüyordu. Ancak işler tam olarak öyle gelişmedi. Shaq Lakers'tan ayrılıktan sonra bir daha asla eskiden olduğu o dominant güç haline gelemedi. Ayrıldıktan 2 yıl sonra 2006 yılında Dwayne Wade'in sırtında taşıdığı Miami ile bir şampiyonluk daha kazandı. Bu seride Shaq 13 sayı 10 rebound gibi istatistiklerle oynuyor. İşte Wade bütün takımı taşıyıp sürüklerken. Bir de bu serinin daha ilginç bir yönü de var. NBA tarihinin en büyük hakem skandalının yaşandığı seri bu. Hatta bu seriden müthiş bir hikaye de çıkar ama dönüp bütün maçları baştan izlemek lazım. Kobe ise Kwame Brown ve Smash Parker gibi kötü takım arkadaşlarıyla uğraştığı uzun yılların ardından bireysel olarak anormal istatistiklere imza atıyor. İşte 81 sayı attığım maç gibi. En sonunda 2008 yılında Paul Gasol takıma gelince tekrar kazanabilecek pozisyona geldi. 2009-2010 yıllarında Lakers tekrar şampiyon oldu. Hatta Phil Jackson da geri döndü bu arada bu takıma. Ve Tex Winter'da 2008-2009 için emekli olmasına rağmen takıma danışmanlık yaptı. Bu arada 2010 final serisinin 7. maçı ile ilgili bir Boston çocuğu olarak hakemlere geçirmeden edemeyeceğim buradan. Ama olan oldu. Basketboldan uzaklaştıkça birçok rekabette olduğumuz gibi, yani olay yatışınca, eşek ölünce açıkçası ortadaki ikiler biraz daha yaklaşmaya başladı birbirine. Hatta bununla ilgili çok hoş bir video var, birbirleriyle konuştukları, birbirlerine röportaj yaptıkları 50 dakikalık bir video. Bu çok iyi oldu çünkü biliyorsunuz Kobe'yi zamansız bir helikopter kazasında kaybettik. Dünyadaki en kötü şeylerden birisi ebedi küslüklerdir. Bu yüzden Shaq ve Kobe'nin tekrar yakınlaşıp durumu barış içinde ele almalarını çok olumlu buluyorum. Şampiyonların kahvaltısından bu haftalık bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.